Tamamdır inşallah hocam. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Malatya İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan Bir Söz Ehlinde programında daha beraberiz. Allah nasip ederse bu akşam İnönü Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Doktora Öğretim Görevlisi Sayın İsmail Söylemez hocamızla beraber inşallah medeniyetlerin etkileşiminde uluslararası öğrencilerin rolü hakkında konuşacağız. İnşallah bir sıkıntı olmadan yayınımıza hocamı davet ediyorum. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam Hüseyin Bey, merhabalar. Merhabalar hocam, hayırlı akşamlar. Şimdiden söyleyelim takipçilerimize, kusura bakmayın, ara ara girdik çıktık. Teknik bir sebepten dolayı hocamızı yayına bağlayamıyorduk. Bu bağlamda hakkınızı helal edin. Hocam zaten programımızın da saati geldi. Biz deneme amaçlı girmiştik ama yayın saati de geldi. Allah nasip ederse programımıza başlayalım. Sıkıntı Evet, değil hocam, istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Nasıl rahatsanız öyle olsun. yerleştirmeye çalışıyorum. Ben bilgisayardan bağlanmaya Evet. odaklanmıştım. Ama orada bir sıkıntı varmış. Hayırlısı olsun inşallah. Biz Bir hocam yere talebeler olarak halledilir. bekleriz. Sıkıntı yok hocam. Evet, tamam. Herhalde böyle sıkıntı olmaz Allah'ın Yok izniyle. hocam. Hocam tekrardan bizleri kırmayıp Malatya İl Müftülüğümüzün yaptığı bu programa geldiğiniz için hocam tekrardan ben teşekkür ediyorum şahsınıza. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz diyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Herkese selamün aleyküm diyorum. Hayırlı akşamlar Aleyküm diliyorum. selam, Başta baş biz görüşürüz. olmak üzere Feyza Hocam ve diğer müftülük personelimize de Genç Diyanet olarak da böyle bir fırsat tanıdığınız için teşekkür ediyorum. Hizmetinizin de bereketli bir şekilde devam etmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum inşallah. Amin. Rabbim dualarınızı kabul eylesin inşallah kıymetli hocam. Kıymetli hocam hemen açılışta sizlere tanısak yani şöyle bir soru sorsak daha doğrusu İsmail Söylemez hocamız kimdir? Desek. Yani çok zor bir soru sordunuz. İsmail Söylemez kim olabilir ki? Geldi gider bir derviş. Hamdolsun. Ben Deniz İnönü Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Farsça biriminde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda akademik üyesi bulunduğum üniversitede idari görevler de zaman zaman üstleniyoruz. Halihazırda Uluslararası Öğrenci Ofisi yöneticiliğini yürütmekteyim. Yanı sıra da Afrika Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü'nü de deruhte etmekteyim. Ve üniversitemizdeki Farsça derslerini yürütmekle mükellef kardeşinizim. Allah razı olsun hocam. Rabbim başarılarınızı daim eylesin inşallah. Her daim emeğinizi hakkıyla almayı nasip eylesin. Kıymetli hocam, katılımcılarımızla da paylaşmaktan aslında haya etmiyorum. Biz yaklaşık bir saat önce bir telefon görüşmesi yaptık. Orada ben hakkınızı helal edin, yabancı öğrenciler diye bir deyim kullandım. Hemen oradan bir giriş yapalım dedim. Siz de dediniz ki hayır, yabancı öğrenci kavramı kullanılamaz, uluslararası. Öncelikle işte bir soruyla başlayalım hocam. Uluslararası öğrenci kimdir? Veya misafir öğrenci kime denir? Evet, çok doğru bunu ısrarla söylüyoruz. Dile alıştı biraz. Biraz da kullanımı galiba kolay diye insanlarımız böyle bir dil sürçmesi yaşıyorlar. Bunu yaşayan tek kişi siz olmadığınız için çok rahat bir şekilde tepki verdim. Artık dil alışmış. Uluslararası öğrenci yahut misafir öğrenci, eski deyimiyle beynelmiler dediğimiz öğrenci, vatandaşı bulunduğu ülke sınırları dışarısında eğitim görmekte olan, tahsil yolculuğuna çıkmış olan öğrencidir. Vatandaş olmadığı bir ülkede eğer tahsil sürecine girmişse, eğitim tahsil ediyorsa ona biz uluslararası öğrenci diyoruz. Kanunen tanımlaması bu. Yani yabancı öğrenci demeyeceğiz. Uluslararası Kesinlikle. öğrenci diyeceğiz.
Evet, Türkiye'de 180 bine yakın kardeşimiz, misafirimiz olarak bulunmakta. Hiçbirisini biz yabancı olarak kabul etmiyoruz ve temelimiz, dileğimiz, gayretimiz, sayımız da onların da kendilerini yabancı olarak hissetmemesi yönünde ülke olarak, ülke politikası ve aynı zamanda eğitim camiası ve üniversitemizin de temel politikası bu doğrultudadır. Sizlerin de biliyorum ki zaten bu konuda has bir çalışmalarınız var. Gayretleriniz dolayısıyla dilimize de bu çalışmalarınıza gölge etmesine müsaade etmeyeceğiz. Eyvallah hocam, Allah razı olsun. Kıymetli hocam, az önce de dediniz ya, ülkemizde 180 binin üstünde yabancı öğrenci var. Hakeza, estağfurullah, uluslararası öğrenci, misafir kardeşlerimiz var. Hakeza diğer ülkelerde kendi vatandaşlarımız okumaya gitmekte. Uluslararası boyutta ülke değiştirerek öğrencilik neden bu çağımızda daha fazlalaştı? Öğrenciler neden bunu tercih etmekte acaba? Bu soruya da yine küçücük bir tashihle cevap vermek isterim. Çağımızda giderek artması ifadesini biz de zaman zaman kullanıyoruz aslında. Hemen bütün Evet. yazılarımızda kullanıyoruz. Ama bunu söylerken çağımızın imkanlarını, ulaşım, sefer imkanlarını ve giderek artan dünya nüfusunu da sanki göz ardı eder gibiyiz. Şöyle bir çalışma aradım ama bu program öncesinde de fakat maalesef denk gelemedim. Hani nüfus oranlaması itibariyle nüfusu orantılı bir şekilde geçmişte ve günümüzde uluslararası öğrencilik boyutunu ve sayısını ya da bu anlamda bir veriye dönüşecek bir bilgiye ulaşamadım. Ama ezbere bilgi olarak dediğiniz çok doğru. Giderek artan bir sayıyla karşı karşıyayız. Biz Türkiye olarak da zaten öğrenci sayımızı sürekli yükseltilen hedefler doğrultusunda. Çok özür diliyorum. Bu teknik problemler ben mi yaşadım, hissedildi mi? Telefon geliyor. Bunu nasıl engelleyebilirdim bilmiyorum. Hiç Evet, önemli değil hocam. kabulümüz doğru ve yerinde olur. Giderek artan bir sayıda uluslararası öğrenci gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bunu söyleyelim. Şimdi uluslararası öğrenci hareketliliğine bakarken bu bir öğrenci hareketliliğidir. Haddi zatında bir nüfus hareketliliğidir. İki açıdan bakmakta fayda var. Birincisi öğrenci açısından, ikincisi de bu hareketliliği kabul eden ülke ve üniversite açısından iki farklı bakış açısıyla yaklaşmak gerekiyor. Uluslararası öğrenci açısından baktığımızda bir insan neden kendi ülkesinde, bulunduğu noktada, bulunduğu şehirde daha az çaba, gayret ve harcamayla bir eğitim sürecine talip olmaz da uluslararası, sınır aşırı bir tercihte bulunur? Şimdi buna baktığımızda karşımıza tabii yapılan anketler var. Gelen giden öğrencilere sorulan sorular, bunun saha çalışmaları var. Şöyle bir derlediğimizde en fazla verilen cevap şu: daha fazla deneyim kazanmak, daha fazla dil öğrenmek, farklı kültürleri tanımak, güçlü bir hayat tecrübesi edinmek, farklı kazanımlar edinmek için ülke dışında eğitim görmek isteyen öğrencilerle karşılaşıyoruz. Bu işin bir boyutu. Diğer taraftan bazen de kendi ülkesindeki eğitim imkanlarının yeterli olmaması veya öğrencinin kendi ülkesindeki eğitim imkanlarını kendisi için yeterli görmemesi veya eğitim imkanlarına ulaşamaması, gerekli sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamaması ya da ülkedeki eğitim ücretlerinin çok yüksek olması nedeniyle aslında çok farklı nedenlerle bulunduğu ülkeden, vatandaşı olduğu ülkeden, vatanından, ülkesinden farklı ülkelerde, coğrafyalarda eğitim görmeyi tercih edebiliyor. Ama bu tercihinin aslında çok temel bir nedeni daha var. O da zaten bu talebi oluşturan bir arz söz konusu. O arzı sunan üniversiteler ve ülkeler bu konuda çok ciddi bir şekilde çaba sarf ediyorlar, harcamalar yapıyorlar, politikalar geliştiriyorlar, siyasetler gidiyorlar. Ve öğrencileri deyim yerindeyse ciddi anlamda bir reklam çalışmasıyla
Kafasında, zihninde yoksa bile zorla zihnine de bir yerlerine sokarak onun zihnine onu ikna etmeye çalışıyorlar. İki boyutlu bir çalışma yürütüldüğünü görüyoruz bu alanda da ülkelerin ve üniversitelerin özellikle. Kısmen artık bu alt kademelere doğru da inmekte. Onu da görüyoruz ülkemizde on binlerle ifade edebileceğimiz artık bir lise öğrencisi de var. Uluslararası lise öğrenciliği ülkemiz çok geriden geliyor. On binler ifadesi değil, doğru değil belki ama binlere yaklaşan bir ifadeyi kullanmakta fayda var. Dünyada bu sayı çok daha fazla. Lise, daha sonra üniversite. Ülkeler öğrencileri ikna etmek üzere farklı stratejiler yürütüyorlar. Bir tanesi zaten yurt dışında eğitim görmeye hazır olan öğrenciyi kendi ülkesine ve kendi üniversitesine doğru çekmek için gayret sarf etmesi, çalışması. Diğeri ise aslında hiç zihninde böyle bir şey olmayan birilerini de bak bu seçeneğin de var reklam çalışmalarıyla. Bizim ülkemize ya da yurt dışında eğitim görebilirsin şeklinde onları da sürece dahil ediyorlar. Peki ülkeler bunu neden yapıyorlar? Buradan baktığımızda ülkelerimizin çok ciddi bir şekilde buna talip olduğunu görüyoruz. Peki ülkeler, sadece ülkelerimiz değil, bizim ülkemiz değil. Aslında birazdan bir takım veriler vereceğim. Neden? Kimler var? Onları özellikle ben not almıştım. Bakıyorum kağıda Tabii da. buyurun Çünkü hocam. sayısal verileri zihinde tutmak zor. Şimdi ülkeler bir, uluslararasılaşmak istiyorlar. Uluslararasılaşmak istiyorlar. Dünyaya açılmak istiyorlar. Kültürleşmek istiyorlar. Yatay öğrenmeyi sağlamak istiyorlar. Dil çeşitliliğini ve çok kültürlülüğü sağlamak istiyorlar. Bir. Fakat bunun çok farklı boyutları var. Onları birazdan sıralayacağız ama zannediyorum o notumu öne almam gerekiyor bu soru cevabının tam yerleşmesi açısından. Şimdi öğrencilerin gitmek istediği, orayı da bir tamamlayayım. Öğrenciler gidecekleri ülke ve üniversiteyi neye göre seçiyorlar? Sonra diğer fika geçelim. Uluslararası ününe, şöhretine, bilinirliğine, tanınırlığına, ülkenin refahına ve güvenliğine, ortamına, eğitim ücretleri, genel harcama düzeyleri, öğrenci vizesi alma kolaylığı veya zorluğu, mezuniyet sonrası da iş bulabilme potansiyeli, yani o ülkeden alınan diplomanın piyasadaki karşılığına, değerine göre bakıp bir takım seçimlerde bulunuyorlar. Dünyada bu artık çok ciddi bir piyasa, çok ciddi bir pazar, uluslararası öğrencilik, çok ciddi bir sektör, çok ciddi eğitim danışmanlık şirketleri. Artık eğitim turizmi işte yıllardır doğa turizmi, tabiat turizmi, tarih turizmi, sağlık turizmi, dini turizmi, inanç turizmi gibi şeyler konuşuluyordu. Fakat gelinen nokta itibariyle artık çok ciddi boyutta eğitim turizmi konuşulmakta ve bu eğitim turizmi kalem olarak aslında diğer kalemlerle de çok ciddi bir rekabete girmiş durumda. Sayılarını birazdan paylaşacağız zaten. Şimdi bunlar mesela Türkiye'yi neden tercih ediyorlar? Türkiye tercihlerine baktığımızda bir saha çalışması yapılmış. Şöyle bir tablo ortaya koymuş bu saha çalışması. Ekonomik açıdan gelişmişlik %38. Bu nedenle tercih ediyor. Yüksek öğrenim sağlama imkanları %36. Kendisine kültürel yakınlığı %32. Yaşam maliyetlerinin düşük olması %23. Coğrafi konumu yani çevre coğrafyalardan gelen öğrenciler %20. Türkiye'deki akrabalarının olması, tanıdıklarının olması, arkadaşlarının olması %17. Kendi ülkesinde eğitim düzeyinin düşük olması %16. Bu çok önemli bir nokta. Neden başka bir yere gitmek isterler? Kendi ülkesindeki eğitim düzeyinin sebebiyet verdiği oran sadece %16. Aslında senin ikna kabiliyetin burada ön plana çıkıyor. Türkiye'nin farkındalık yaratması, ön plana çıkması onlar için daha cazip bir noktaya geliyor. Yüksek öğretimin özgürlükçü yapısı yine Türkiye'deki yüksek öğretimden bahsediyorlar. %16. Göç etme imkanları ve kolaylıkları %14. Türkiye'deki seyahat serbestliğine vurgu bu. Tesadüfi, kasıtlı bir seçim değil. Yani rastgele ben yurt dışına çıkmak istiyordum. Önüme bu seçenek çıktı, bu üniversite çıktı. Ben de değerlendirdim diyenler ise %13'te. Türkiye'deki eğitim sistemini kendi ülkesine benzetenlerin oranı %11.
öğrenim görmek istediği bölümün kendi ülkesinde olmaması ise %10'luk bir oran. Bu öğrenci açısından, öğrenci penceresinden baktığımızda karşımıza çıkan fotoğraf. Şimdi ikinci şıkta sizin de sorunuza geldiğimizde bir de ülkeler ve özellikle de üniversiteler boyutu var. Uluslararası öğrencileri barındırmak artık bir ülkeye çok farklı yönlerden önemli katkılar sağlıyor. Ülkeler bunun farkında ve bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Maddelersek eğer uluslararası öğrencilerin eğitim kalitesinin artmasına ve sebep olması. Yani gelen öğrenciler eğitim kalitemizin artmasına sebep oluyor. Uluslararası rekabete sebep oluyor. Uluslararası proje ortaklıklarının artmasına sebep oluyor. Çünkü hakikaten bu öğrenciler geldiğinde burada bir çevre ediniyorlar. O çevreyi geliştiriyorlar. Mezuniyet sonrası iş hayatlarında veya idari hayatlarında da bir ilişki ağına sahip olarak dönüyorlar. Ve ister istemez herhangi yeni bir projeye başladığında gerek ticari gerek idari gerek kamusal olsun mevcut ilişki ağını kullanacaktır. Bu ilişki ağının en güçlü tarafı da eğitim gördüğü ülke olacaktır. Ülkeler bunun için bunun farkında. Bilime, kültüre ve sanata ve ekonomiye katkıda bulunması nedeniyle. Şimdi bunların hepsinin ayrı ayrı aslında bir program yapıp tartışmak gerekiyor. O kadar derinler. Ben sadece ekonomik açıdan bir örnek veriyorum. En çok canımızı yakan ekonomi. Ekonomik boyutuna baktığımızda yaptığı katkıyı anlamak mümkün. Bir yabancı uyruklu öğrenci yani uluslararası öğrenci bulunduğu ülkede barınma, sağlık, beslenme, eğlence, eğitim harcı gibi farklı kalemlerde harcamalar yapıyor. Yani aslında iki defa harcama yapıyor. Birisi senin gibi, benim gibi sıradan bir vatandaş olarak, mukim olarak, sakin olarak günlük hayatını devam ettirmek için harcamalar yapıyor. Bunu nerede olursa olsa yapacak. Bir de uluslararası öğrenci olarak bulunması nedeniyle yaptığı özel harcamalar var. Bu harcamalar ülkelere ve eğitim görülen üniversiteye göre değişiklik göstermekle birlikte yapılan araştırmalar ortalama yıllık 30 bin civarında bir harcamanın yapıldığını gösteriyor. Bakın yıllık 30 bin civarında bir harcama yapıyor yurt dışından gelen bir öğrenci. Bir yılda Malatya'da veya başka bir ilde bulunan bir öğrenci 30 bin civarında bir 2012 yılı itibariyle tüm dünyada hareket halinde olan öğrenci sayısı 4 milyon civarındaydı. Bugün 2020 yılına gelindiğinde ise bu sayı 7-8 milyon, yanlış hatırlamıyorsam 7,5 milyon civarındaydı. Bunun da toplam 210 milyar dolarlık bir pazar anlamına geldiğini belirtmek gerekiyor. Mesela şu örnek çok önemli. Yani ekonomik açıdan bir öğrencinin bir ülkeye katkısı nedir? Uluslararası bir öğrencinin. Uluslararası öğrenci alanında Kanada'da yaklaşık 80 bin kişiye istihdam alanı olanağı sunuluyor. Sırf bu sektörde çalışan, uluslararası öğrencilerle ilgili faaliyet yürüten sektörlerde çalışanların 80 bin kişi olduğu söyleniyor. Yine Kanada'da uluslararası öğrencilerin ülke içinde yaptıkları harcamaların toplamı ülkenin en önemli ihracat sektörlerinden elde edilen gelirleri dahi geride bırakabilmiştir. Yakın coğrafyamızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan'ın gayri safi milli hasılasında yani bütçesinin çok ciddi bir kısmı uluslararası öğrencilerden elde edilen gelirler üzerinedir. 2009'da Bakanlar Kurulumuzun bir çalışması ve alınan bir karar vardı. Dünyada uluslararası öğrenci ortalaması, yabancı uyruklu öğrenci ortalaması %20'lerdeyken Türkiye'de %7 idi. Ki bu da yoktu daha önce de ancak 90'larda Turgut Özal döneminde merhum başlatılan büyük öğrenci projesiyle başlatılan bir çalışmaydı. Sonrasında tekrar kesintiye uğradı ve sonrasında mevcut yönetimin inisiyatifiyle biraz daha canlandırıldı ve bugünlere gelindi. Şimdi böyle bir soru gelecek miydi bilmiyorum ama ben demin veriler vereceğimi söylemiştim. Bakın en fazla öğrenci kabul eden ülkeleri sıralarsak aslında öğrencilerin katkısı, uluslararası öğrenciliğin öneminin ne olduğu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Dünya uluslararası öğrenci toplamının
ülkelere göre paylaşımlarını verelim. Evet. Amerika'nın %18, yani dünyadaki mevcut 8 milyon öğrencinin %18'i Amerika'da eğitim görüyor ve birinci sırada. İngiltere %11 ile ikinci sırada. Fransa %7 ile üçüncü sırada. Avustralya %6, Almanya %5 ile beşinci sırada. Rusya %4, Japonya %4, Kanada %3, Çin %2, İtalya %2 ve Türkiye %2. İşte Kanada ve Yeni Zelanda'yı da dahil ettiğimizde, Yeni Zelanda biraz daha gerilerdeydi, verisel olarak almadım ama İngilizce konuşan ülkelerin yoğunluğunu görüyoruz burada. Şimdi dünyayı yönetmeye talip olan ülkelerin bu işe nasıl yaklaştığını, nasıl bir ciddiyetle baktığını görmek açısından ben bu verileri çok önemsiyorum. Birleşmiş Milletler'in daimi ülkeleri mi diyelim, dünyada en fazla silah satan ülkeler mi diyelim, ya da dünyanın en gelişmiş ülkeleri mi diyelim. Ama önümüzdeki konumuzla alakalı fotoğrafta bu. Amerika, İngiltere, Fransa, Avustralya, Almanya, Rusya şeklinde devam ediyor. Biz %2 ile 10-11'lerdeyiz ki çok çok iyi bir başarı. Biz 0,1'lerdeydik. Son 10 yıla kadar 20-25. sıradaydık 10 yıl öncesinde. Ama elhamdülillah bugün buralardayız ve 2023 hedefi, Cumhurbaşkanımızın da belirlediği hedef, 350 bin uluslararası öğrenci ülkemize İnşallah. misafir etmek, barındırmak. İnşallah. Halihazırda 180 bin uluslararası öğrenciyi barındırıyoruz. YÖK'ün yeni aldığı bir karar da var. Özellikle içinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinin bu gelişimi, bu hedefi olumsuz etkilememesi yönünde çok aktif bir şekilde de çalışma var. Kamu boyutunda, devlet boyutunda durum kısaca böyle. Kıymetli hocam, bu son söylediğiniz ciddi manada gözle de görülebilir bir seviyede. Yani dediniz ya, biz hamdolsun 10 yıl önce çok daha az bir öğrenci sayımız vardı. Biz 10 yıl içerisinde bu sayıyı gerçekten çoğalttık. Bu bağlamda kendimizi geliştirdik. Ben vereyim. 2000'lerin başında 20-25 bin civarında öğrenci var bizde. Toplam Türkiye'de. 20-25 bin uluslararası öğrenci varken bugün 180 bin rakamlarda. 80 bin üstünde, hamdolsun. Rabbim inşallah sayılarını arttırsın bu bağlamda. Ama hocam işte bunu gözle de görebiliyoruz. Şimdi bir 10-15 yıl önce açıkçası Malatya ilimizde ben uluslararası veya misafir öğrenci hiç görmemiştim. Tabii işte Belki bu. benim eksikliğim, belki ben görmedim. Ancak şu anda hamdolsun üniversiteye de gidip gelince daha çok zaten karşılaşıyoruz. Maşallah sayımız çoğalmış. İnönü Üniversitesi de bu bağlamda bence Türkiye'deki sıralamada da önde herhalde hocam. Ünlü Üniversitesi 2 yıl önce bir kararla, yönetim kararıyla ciddi bir atılım yaptı. Yani yıllardır aslında uluslararası öğrenci kabul ediyordu ama Özal döneminde başlayan daha çok Türkiye Cumhuriyetlerden, komşu ülkelerden gelen öğrenciler, Türk soylu öğrencilerin kabulü yönünde bir çalışma yürütülüyordu. Fakat son dönemde artık Cumhurbaşkanlığının başta olmak üzere sonra YÖK'ün de ısrarlı çalışmaları, çabalarıyla üniversitede yeni bir yönetim kararıyla birlikte yeni bir sürece girdi. Burada baktığımızda üniversitemizin bu doğrultuda yaptığı çalışmalar var. Öncelikle yeni bir yapılanmaya gidildi. Uluslararası Öğrenci Ofisi diye bir birim açıldı. Bunun yanı sıra lokal anlamda destek sunmak üzere Afrika Araştırmaları Merkezi açıldı. Afrikalı Öğrenciler Topluluğu kuruldu. Bununla ilgili ciddi çalışmalar yapıldı ve hedef kitle olarak da Afrika bölgesi seçildi. Geçen sene Uluslararası Öğrenci Sınavımızın ilk ayağını gerçekleştirdik Afrika'da. Ciddi anlamda talep gördük. Çeşitli nedenler, engelleyici nedenlere rağmen ilk yılımızda 150 civarında öğrenci kabulünü sağladık. Somali'den, Cibuti'den, Etiyopya'dan, Mali'den, Malawi'den, Nijerya'dan, Uganda'dan, Mısır'dan, Suriye, Afganistan'ı zaten söylemiyoruz. Şu an ilk aklıma gelenler, unuttuklarım varsa affetsinler.
150 civarında bir geçen sene kabulümüz vardı Afrika'dan. Toplamda ise işte 500 civarında öğrenci kaydımız vardı. Mevcut durumda da 1500 civarında Maşallah. uluslararası öğrencimizi okutuyoruz burada. İnönü Üniversitesi evet çok ciddi anlamda talep gördü aslında. Çok daha fazla öğrenci alınabilirdi ama çok seçici davranıyor üniversite. Ülkeye katma değer anlamında olumlu katkı sunabilecek ve ülkenin hedeflerini olumlu anlamda destekleyebilecek öğrenciyi seçerek, bularak, eleyerek getirmeye çalışıyor. Yoksa çok daha yüksek rakamlara da ulaşılabilirdi ama bunlara da ulaşılacaktır inşallah. Rabbim emeği geçenden razı olsun hocam bu noktada. Hocam bu biliyorsunuz bizim il müftülüğümüzün manevi danışmanlığı var. Yurtta okuyan talebelerimize biz personellerimizi gönderiyoruz. İşte orada manevi danışmanlık hizmetleri yürütülüyor. Burada hocam ben kendim de gittim bir KYK yurdunda görevli olarak çalıştım ya yaklaşık bir 6-8 ay arası. Orada hocam Afgan bir kardeşimizle oturduk. Muhtemelen belki de tanıyorsunuzdur. Tıp okuyordu zannedersem. Onunla oturduk, sohbet ettik. Dedim ki hani sen tıp okuyorsun. Burası bittikten sonra, okul bittikten sonra ne yapacağım? Ne yapacaksın? TUS'a hazırlanacağım hocam dedi. Burada mı kalacaksın dedim. Evet ben burada kalmak istiyorum dedi. Bende de öyle bir kan oluştu aslında. Siz az önce dediniz ya. Bir anket yapılmış, öğrencilere sorulmuş. Sizin mevcut ülkenizdeki eğitim kalitesinden dolayı mı buraya geldiniz diye. Aslında bizde de aslında o kanı oluşmuştu hocam. Kendi kendime demiştim ya Afganistan'da okul mu var? Şimdi Afganistan hani medyanın aktarmasıyla biz biliyoruz, televizyondan biliyoruz. Maalesef. Bu bağlamda ciddi manada ben az önce bir şey oldum hocam yani. %16 sadece bunu söylüyorsa diğer sebepler hiç aklımıza gelmezdi. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi Afrika Araştırmaları Merkezi'ni kurarken, kurucu müdür olarak görev yapıyorken bir hedef belirlemek açısından, hani yol haritası çizmek açısından Afrikalı hocalarımızla, arkadaşlarımızla hep istişare ettim. Ne yapmamız gerekiyor, ne yapmamız lazım, oradan bakınca önceliklerimiz ne olmalı şeklinde aldığım ilk cevap şuydu. Hocam Afrika aç değildir, vahşi değildir, fakir değildir, çöl değildir. Bu algıyı yıkarsanız bize yeter, sizden başka bir şey istemiyorum. Maalesef bizim dünya ile ilgili algımız ve maalesef gönül coğrafyamızla ilgili algımız İngilizlerin belgesellerinden öteye gitmiyor. Kendi inşamız değil ya da muhataplarımızın inşası değil, üçüncü tarafların inşası ve haliyle de üçüncü tarafların talebi doğrultusunda oluşmuş bir inşa. Zaman zaman sosyal medya hesaplarında özellikle Afganistan'ın mesela örneğinizi vurgulayayım, güzelliklerini paylaşıyorum. Hatırlıyorum geçen sene inşaatı yeni biten Afganistan Herat Valiliği'nin binasını paylaşmıştım. Arkadaşların hepsi tepki gösterdi. Mümkün değil. Afganistan'da böyle bir bina yapılamaz. Gidin daha nicelerini görün. Türkiye'de belki olmayan güzellikte binalar var. Ki başka başka güzelliklerini anlatmaya gerek yok. Ama orada sadece terör, bomba ve uyuşturucu üçgeniyle bize anlatılıyor ki bunun hiçbir şekilde gerçekliği yok. Doğru değil. Afrika'ya gittiğimizde bizzat tekrar bunu görüyoruz. Geçen sene yani bize Afrika'nın en fakir yeri diye gösterilen öyle bir algı oluşturuluyor. Somali'ye gittiğimde de ben bu gerçeği görmüştüm. Fakiri var. Fakat Somaliland bölgesine gittiğimde sokakta dilenen bir tane Somalili göremedim. Onlarla oradaki arkadaşlarımız da, Maarif'teki arkadaşlar, elçilikteki arkadaşlar şu vurguyu yaptılar. Burada bir tane Somalili dilenci göremezsiniz. Yoktur. Dışarı bak gördüğünüz dilenciler Etiyopyalı ve benzeri dışarıdan gelen dilencilerdir. Hani Somali Afrika'nın en fakir ülkesiydi, bütün Somaliler dilenciydi. Yok böyle bir şey, yok böyle bir gerçeklik. Bu algıyı bizim kırmamız, bizim ya kendi bilincimizle, yaklaşımımızla yeni bir algı oluşturmamız, inşa yapmamız ya da muhataplarımızın diliyle, onların akliyesiyle, muhayyilesiyle bizim yeni bir algı oluşturmamız, gerçekliğe dokunan, hakikate dokunan yeni bir algı oluşturmamız gerekiyor. Şimdi
Uluslararası öğrencilerle ilgili bizim öğrencilerimizden bize yani en çok yaşadığı sıkıntılar, problemler, bizim muhatap olduğumuz problemlere dönüp baktığımızda da yine sizin bu dediğinizle biz karşılaşıyoruz. Arkadaşların en çok rahatsız olduğu iki tane şey var. Irkçılık, milliyetçilik ki maalesef ülkemizde de giderek artan boyutta bir dalga geliyor. Allah sonumuzu hayretsin diyelim. Bu çok olumsuz bir şekilde yansıyor. Bunun yansıması olsa gerek diyor. İşte toplu taşıma araçlarında sözlü sataşmalar, tacizler falan vesaire. Sınıf arkadaşlarından duydukları bir cümleyi aktarmak istiyorum. Hem sosyal hayatta hem de sınıf arkadaşlarından. Siz niye bizim ülkemize okumaya geldiniz? Sizin ülkenizde okul yok mu? Sizin ülkenizde okul yok muydu da buraya geldiniz? Bu aslında bizim küçük bakış açımızı, küçük düşünmemizi, ufkumuzun ne kadar dar olduğunu gösteriyor. Dediğim gibi yani yapılan çalışmaların sadece %16'sı okul yokluğu da değil, eğitimli yetersiz görmesi. Eğitim yetersizliği de göreceli bir şeydir. Şimdi öğrencinin kendisi, bireyin kendisi çok üst düzeyde bir gelişim kat etmiştir, bir mesafe almıştır. O yüzden ülkesindeki eğitimi yetersiz görebilir ya da ülkenin eğitimle ilgili problemleri de olabilir. Bunu görebilir ama bu sadece %16'lık bir dilim. Diğerinin birçoğunu aslında ülke olarak sen sunuyor, onu ikna ediyor ve buraya getiriyorsun. Sıraladık güvenliğinden tutun da özgürlüğünden, eğitim kalitesinden veya sosyal Ya. hayat etkileşimden. Evet efendim. Maalesef hocam, yani biz az önce dediğiniz gibi üçüncü şahısların beynimize adeta oraları adeta bir çöl gibi göstermesinden midir nedir, maalesef bizler de böyle düşünüyoruz. Rabbim affeylesin inşallah. Kıymetli hocam, az önce dediniz ya, uluslararası öğrencilik artık dünya çapında yayılıyor. Yani büyük ülkeler işte gücü elinde veya silahı elinde veya parayı elinde bulunduran ülkeler öğrenciler için zemin hazırlıyor, kendi ülkelerine getiriyorlar. Hakeza biz de mesela bu çalışmaları yapıyoruz. Dünyada ve Türkiye'de uluslararası öğrenciliğin hocam dünü nasıldı? Sizce bugünü nasıl ve yarını sizce nasıl olacaktır? Özellikle Türkiye babında uluslararası öğrencilikte Türkiye'nin yarını nasıldır acaba hocam? Kısmen aslında sohbet arasında çok hızlı gelişti, çok böyle akıcı gelişti. Sohbet arasında kısmen de bu soruya değindik. Uluslararası öğrencilik dediğimiz gibi geçmişten günümüze var ola gelen bir olgu, bir gerçeklik. Ama giderek hem dünya nüfusunun artması, hem eğitim talebinin artması, hem de uluslararası sınır aşırı hareketliliğin oluşmasına imkan veren, oluşmasını sağlayan imkanların oluşması, hava yollarıdır, karayollarıdır, deniz yollarıdır, benzeri özellikle hava yollarının bu anlamda çok ciddi bir katkısı var. Çok ciddi sayıda artış gösterdi. 2023 itibariyle şöyle not almıştım. Evet, mevcut durumda 7,5 milyon civarında dünya üzerinde hareketli durumda uluslararası öğrenciden söz edebiliyoruz. 2023 itibariyle 2025 civarında toplamda 30 milyon bir uluslararası öğrenci sayısından söz ediliyor. Beklentiler yani neredeyse birkaç yıl içerisinde 5 yıl içerisinde ikiye katlaması bekleniyor. 2025 ile bugünkü o 30 milyon var hatta 2 daha fazla artması bekleniyor. Bunun sebebi ne? Hızlı artan nüfus artışları ve bulundukları noktada insanların bulunduğu noktada arz talep dengesinin bozulması ama en önemli noktası da küreselleşen dünyada artık insanların internet marifetiyle anlık olarak bütün dünyadan haberdar olması ve dünyanın herhangi bir noktasında eğitim sahasında gelişen ve meydana gelen herhangi bir olayı çok sıcak bir şekilde takip edebilmesi. Hayalini kurduğu bir bölümün kendi ülkesinde olmadığını, nerelerde olabileceğini düşünürken 3 saniye sonra
onun aslında işte çok yakında veya gidebileceği uzaklıkta bir ülkede Hmm. bulunduğunu, neticeler aldığını öğrenebilmesi bu hareketliliğin itici gücü konumda. Ülkelerin eğitim turizmi ve eğitimin turizmine ekli olarak sağlık turizmi benzeri şeylerde de ciddi bir çalışma içe girmesi de yine bunu artırmakta. Türkiye ise dünyada giderek çok önemli bir noktaya evren, uluslararası öğrencilik sektöründe yerini almak isteyen bir ülke. Bu anlamda çok ciddi çabalar çok ciddi çalışmalar yapan bir ülke. Dediğim gibi Cumhurbaşkanlığımız doğrudan bu işe girdi, artık otoparktı ve çok net bir hedef belirledi. 2023 hedefleri çerçevesinde 350 bin gibi çok net bir sayı koydu üniversitelerin önüne. 200 civarındaki üniversitemizin özellikle 2009'da Bakanlar Kurulu kararıydı. Daha öncesinde uluslararası öğrenci kabul etmez zorunda değildi. İsteyenler kabul ediyordu. Ama 2009'da minimum bir kota getirildi. Maksimumu %100 ama minimum %5 civarında bir kota getirildi. Her üniversitenin en az mevcudunun %5'i oranında bir uluslararası öğrenci kabulü sağlaması artık kanuni bir zorunluluk. Ülkenin bu konuya yaklaşımını ve ciddiyetini gösteriyor. Üniversitelerimiz de bu doğrultuda yökünmelerle birlikte ciddi çalışmalar içerisine giriyorlar. Giderek de üniversiteler arasında da bir paylaşım söz konusu. Hedefler, hedef bölgeler belirleniyor. Örnek Üniversitesi bu anlamda Güneydoğu Asya ve özellikle de Afrika lokasyonunda çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bu sene maalesef pandemi süreciyle ilgili bu çalışmamız kesintiye uğramış olsa da biz durmadık. O alta yine mümkün mertebe imkanlar el verdiğince Kıymetli hocamızla zannedersem ufak bir sorun oldu tekrardan. Bugün biraz yayın anlamında talihsizlik bize buldu. Kıymetli hocam. Kıymetli hocam sesimi alabiliyor musunuz acaba? Üstadım sesiniz zannedersem gitti şu anda. Sesim hiç gelmiyor değil mi? Söz konusu teknoloji olunca arada böyle bizi sekteye uğratıyor. Bu bağlamda hakkınızı helal edin. Hocam Galiba arada sekteye uğradık. teknik sorun yaşadık. Şu anda sesim net geliyor değil mi kıymetli hocam? Evet. Ben cümlemi tekrar muhtemelen Buyurun hocam. geliyor. İsmi alabiliyor musunuz? Buyurun buyurun hocam evet. Siz benim sesimi alabiliyor musunuz? Evet. Şimdi durum ve gelecek fotoğrafını gör. Bu seneki sınav sürecimizle ilgili bir şey paylaşmak istiyorum. Pandemi süreciyle ilgili çalışmalarımız kesinlikle bekledik. Türkiye'deki pandemi sürecinin ne olacağını kısmen görür gibi orada çalışmalara başladık. Bu sefer hedef ülkelerle. Tek Afrika bölgesinde 35 tane ülkeyi ben bizim. Fakat ülkeyle görüşürsek görüşelim karşımıza çıkan hani sınav yapılabilir mi ya da ne zaman yapılabilir sorusuna ilk şu cevabı bulmamız gerekiyor. Türk Hava Yolları'nın uçuşları ne zaman başlayacak? Türk Hava Yolları'nın uçuşu varsa sınav mümkün. Ama Türk Hava Yolları'nın uçuşu yoksa o ülkeye sınav mümkün değil. Bu örnekten bildiğimizde uluslararası öğrenciliğin bugünü ve geleceği nasıl da ulaşıma bağlı veya ulaşım imkanlarına bağlı bir şey olduğunu görüyoruz.
Özellikle havacılığın artışıyla birlikte bu hacim çok daha fazla olacaktır. Türkiye yolu taşımacılığına yaptığı yatırım, malumunuz özellikle İstanbul Havaalanı'nın inşası sürecini biliyoruz. Bunun Türkiye'nin geleceğine, yatırımlarına nasıl katkı sunacağını biz bir kez daha uluslararası öğrencilik bağlamında da görmüş olacağız. Burada büyük ihtimal şu an mevcut destinasyonlara yeni destinasyonların eklenmesi, yeni rotaların eklenmesiyle birlikte ve uçuş imkanlarının kolaylaşmasıyla birlikte çok daha ciddi artışları göreceğiz. Yine çok lokal bir örnek vermek istiyorum. Geçen sene Somaliland'dan 70 küsür öğrenci getirdik. Fakat oradan gelen öğrenciler ulaşım için Türkiye'ye doğrudan erişimleri yok. Önce Etiyopya'ya veya Dubai'ye oradan Türkiye'ye gelmek zorundaydılar. Fakat biz bunu işte Nisan-Mayıs aylarında sınav yaptık. Öğrenci hareketliliğini gittik geldik gördük. Daha sonra Türk Hava Yolları Ağustos-Eylül gibi doğrudan Somaliland'ın merkez şehri Ezye'ye doğrudan uçuş başlattı. Birçok öğrencimizin doğuş olmaması veya ulaşım imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle daha rahat ulaşımı olan ülkeleri veya noktaları tercihini de biz biliyoruz. Birinci şık bu. Ulaşım imkanlarının artması ve bunu daha rahat şekilde sağlayan ülke, işte Türkiye'nin yaptığı yatırımlar bu anlamda önemli. Bunun rotasını belirleyecektir, hedefini belirleyecektir. Bu sayılar aslında çok daha net bir şekilde sağlayacaktır. Uluslararası öğrencilerin paylaşımına tekrar geri döndüğümüzde demin saydığım 5 ülkenin aslında hava yolu ulaşımında da hava yolu taşımacılığında da yine dünyanın ilk ülkeleri olduğunu, ilk sırada gelen ülkeleri olduğu herkesin malumu. Onu da biz Tabii. biliyoruz. Gelecekte bizim ülke olarak uluslararası öğrenci kabul daha sıkı bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Çünkü pasta giderek büyüyor. Burada bize iki yönlü bir iş düşüyor. Birinci kamu anlamında devlete düşen bir sorumluluğumuz. Bir de halk bağlamında yani sokak olarak üstümüze düşen bir sorumluluk var. Üst düzeyde devlet açısından baktığımızda mevcut yeniden yazıldı, kanunlar çıkarıldı, problemler giderildi. Çok az sayıda kalan vize ikametle ilgili çeşitli küçük problemler de hızlı bir şekilde giderildi. Maalesef halk ve STK'larımız hala uluslararası öğrenciliğin kıymetini, değerini anlayabilmiş, hakkını teslim edebilmiş değil. Son birkaç yılda uluslararası öğrencilere yönelik hizmet üretmeye başlayan vakıf dernek sayımızda artış var. Bu çok sevindirici bu durum ama maalesef bu çok yetersiz. Kesinlikle yeterli değil. Özellikle dünyada bu trend var ama ülkemizde maalesef üçüncü bir şekilde giderek yükselişte olan milli dalga var. Bu milli dalganın ülkemizi tercih eden, şehrimizi tercih eden siyahi kardeşlerimize yönelik, özellikle göçmen kökenli kardeşlerimizin yeni göçmenlere geliştirdiği olumsuz bir tepki var. Bunun önüne geçmek gerekiyor. Müslümanın her vatandaşın her STK'da çok ciddi bir gayret sarf etmesi gerekiyor. Eğer biz 350 bin hedef istiyorsak önce memnuniyeti sağlamamız lazım. Benim ısrarla bütün röportajlarda, yazılarımda ifade ettiğim öğrenci getirmekte hiçbir sıkıntı yok. Önemli olan o öğrenciyi burada tutmak, o öğrenciyi burada ağırlamayı başarabilmek, o öğrenciyi burada sorunsuz ve mutlu bir şekilde
tutabilmek. Bunun yolu da öğrenci memnuniyetinden geçiyor. Öğrenci memnuniyetinin nasıl sağlanacağı demin sıraladığımız onların gelirken neden geldiklerini sorusuna verdikleri cevapta saklı. Güvende, refahta, ortamda, kültürel yakınlıkta, inanç birliğinde saklı. Ülkemizi tercih eden öğrencilerin inanç dağılımına baktığımızda büyük çoğunluğunun Müslüman ülkelerden geldi. Neredeyse %90'a aşkın öğrencilerin gerek Asya gerek Müslüman ülkelerden geldiğini, işte Müslüman bir ülkede bulunmayı daha bir yaşam imkanı olarak gördüklerini, böyle hareket ettiklerini biliyoruz. Bizim de bu bilinçle burada bir ev sahibi sorumluluğuyla, ensar muhacir mantığıyla hareket etmemiz ve bu kardeşlerimizi burada gerçekten mutlu etmemiz, mutlu bir şekilde ağırlamamız, misafir etmemiz, güzelliğini onlara tanıtmamız lazım. Türkiye'nin kadim Anadolu kültürünün varlığını yeni gelen kardeşlerimize girmemiz lazım. Onların dönüşlerinde olumlu dönüşlerle birlikte Türkiye'mize yönelik yeni bir ilginin oluşması sağlanacak. Bir kez daha merkezi olacak. Şimdi şöyle bir not almışım. Uluslararası öğrencilere karşı insani ve İslami sorumluluklarımız. Evet. Bunu yaptığımız anda işte Türkiye'nin uluslararası öğrencilik açısından geleceğini de çok sağlıklı bir şekilde oluşturmuş olacağız. Ne bir kere gelen kim gelirse gelsin din, dil, ırk, renk, mezhep ayrı etmeksizin bağrımıza basmamız, olarak kabul et, kardeşimiz olarak kabul etmemiz ve ağırlamamız gerekiyor. Tabii. Yurdumuzu açmamız gerekiyor. Temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ortam sunmamız gerekiyor. Evrensel değerlerin ön plana öyle bu ülkeler etrafında buluşmamız gerekiyor. Bunu hem halk nezdinde hem kamusal düzeyde başarmamız lazım. Farklılıkların zıt olduğunu sürekli vurgulayarak bu bilinci yaymamız lazım. Bu farkındalığı oluşturmamız lazım. Farklılıklar bizim problemimiz, ihtilaflarımız değildir. Farklılıklar bizim zenginliklerimizdir. Ne kadar pazarda, kapalı çarşının etrafında, bakırcılar pazarında, kasap pazarında ya da üniversite trambüsünde ne kadar renkli sima görürseniz o kadar zenginiz demektir. Ne kadar farklı dil duyarsanız o kadar zenginiz, o kadar büyüğüz demektir. Yine demin sıraladığımız ilk 500 baktığımızda sokakta yürüdüğünüzde 5 dakika içerisinde tane dil duyma imkanınız Ya. var. Ve bu rahat ortamı sunduğunuzda insanlar bizim bu başka dillerden rahatsız olmamız, tam tersine başka diller, başka görmekten mutlu olmamız gerekiyor. Bir anlayışıyla hareket ediyor. Öğrencilerle, özellikle dışarıdan gelen öğrencilerle ortak faaliyetler dememiz gerekiyor. Her adet alemdir prensibi ki bizim medeniyetimizde bizim çok önemli bir şey. Bunu bizim tutmamız hem hissettirmemiz gerekiyor. Ülkesinin durumunu bilen, ihtiyaçlarını bilen, farklılıklara karşı bireyler yetirmemiz gerekiyor. İki taraflı bir şey. Hem kendimizdeki gençlerimize yönelik yaptığımız çalışmalarda hem de kabul ettiğimiz öğrencilerde. Dönüp baktığımızda uluslararası öğrenci çalışması, toplum, vakıf, medeniyet tecrübesinin aktarılması, teşkilatlanma, organizasyon kabiliyetlerinin geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Çeşitli vakıflarla, STK'larla çalışan öğrenciler birlikte çalışıyorlar. Ziyaretinde eskiden Habeşistan dediğimiz Etiyopya'da bu kardeşi buluştum. Gittiğimiz her yerde buluşmaya, onlardan takım dönütler almaya gayret ediyorum. Oradaki kardeşlerimizden Türkiye dönüşünde dernek kurduklarını ve tüm vakıflar vakıf mantığıyla dernek mantığıyla bilabeden fiziksel çalışmalar yürüttüklerini ve çok farklı, çok ilginç olduğunu çünkü alışık olmadığını söylüyordu. Kim Etiyopya gibi çok kadim bir medeniyeti olan toplumdan bahsediyoruz. Bu anlamda diyoruz herhalde süre olarak şunu unutmadan ifade edeyim. Evet. Israrla bizim STK'ları eleştiriyorum. Bu anlamdaki yetişmaların nedeniyle. Evet, sana zerre şüphem yok arkadaşlarımızın. Fakat yetersizliğini vurguluyorum. Yetmez. Yetmez. 180 bin öğrenciden bahsediyoruz. Bugün Malatya'da diyoruz ki artık ikinci üniversitemiz var. Sayı pandemi doğrudan ne kadar etkileri kestirmek zor olsa da Artacaktır işte. ve biz bunun 3 bin civarında olmasını bekliyoruz. Öyle yürütüyorduk. Bu sene olmasa da seneye alan artacaktır.
Dolayısıyla bu talep sürekli vardır, bu ihtiyaç sürekli vardır. STK merkezlerimizin, vakıflarımızın ve münferit olarak da Müslüman bireylerin kendini yenilemesi, artık yeni olduğunu bilmesi ve bu doğrultuda hareket etmesi, yeni bir plan, program oluşturması gerekiyor. Herkesin elini taşın altına koyarak bu noktaya bakması gerekiyor. Öncelikle bizim bunun değerini görmemiz gerekiyor. Medeniyetimizde ilim yolculuklarına baktığımızda aslında benim çok zoruma gidiyor, çok rahatsız ediyor beni. Yani biz medeniyet olarak, ülke olarak, toprak olarak bu konulara aslında çok da uzak değiliz, yabancı değiliz ama şimdi dönüp baktığımızda bizim neredeyse her evde kitaplık bulunan her evde bulabileceğiniz isimlerin eğitim hayatlarına bir bakın bakalım. Hangisi uluslararası öğrenci değil? İsterseniz Gazali'ye bakın, isterseniz İbni Arabi'ye bakın, isterseniz Bediüzzaman'a bakın, Mevdudi'ye bakın. Kime bakarsanız bakın, hangisinin hayatının en az bir kesitinde uluslararası öğrencilik yok? Sa'di Şirazi'nin hayatını okuduğumda Bostan Gülistan'da malum biliyorsunuz okumayanımız yok elhamdülillah. Hayatına baktığımda şok içinde kalmıştım. Yani bu nasıl bir yolculuktur? 50 yıl medreselerde ilim tahsilinde Maşallah. geçiyor. Dönüp yine ülkemizin en önemli isimlerinden Rumi Mevlana'ya baktığımızda bugün Tacikistan sınırlarında kalmış Afganistan bildiğimiz bir noktadan ve İran üzerinden yine yanı sıra Şems Tebrizi benzeri. Uzatın hemen yanınızdaki kitapla eliniz. Kimin kitabı gelirse onun üzerine konuşalım. Bu kadar rahat söylüyorum. Yani medeniyetimizin o bilgelerinden, o temel taşlarından, anıt taşlarından hangi birinin hayatında uluslararası bir öğrencilik yok? Var. Hepsi böyle var oldu. Selçuklu'nun sonra Osmanlı medeniyetinde yine bu konuya çok ciddi yatırımlar yapılmış. Nizamiye medreseleri, Osmanlı'daki medrese devşirmeler ve benzeri çalışmalar hep yine uluslararası öğrencilere, Osmanlı yönelik çalışmalar. Osmanlı'nın son döneminde bu sefer tersine Batı'nın öne geçmesi, İslamcılık, Batıcılık ve benzeri tartışmalar eşliğinde bu sefer baktığımızda Avrupa'ya gönderilen öğrenci hareketliliğini görüyoruz yine ülke kararıyla. Bu insanların geri döndüğünde Avrupa medeniyetini, Batı medeniyetini bu topraklara taşımaki gayretlerini görüyoruz. Buradan hareketle işte buradaki modernleşmenin başlatıcılarından, temel isimlerinden bir tanesi olarak hep Şinasi'yi anıyoruz değil mi? İbrahim Şinasi. İbrahim Şinasi, Tevfik Fikretler ve benzeri birçok isim o dönemde Fransa'da okuyup geri dönmüş isimler. Bunu günümüze güncellediğimizde bir anakronizm yaptığımızda nasıl bir şey çıkacak ortaya? Bu sefer sizin buraya getirip burada eğittiğiniz, burada ağırladığınız insanlar sizden aldıklarıyla sizin bir renginizle, sizin bir kokunuzla kendi ülkesine gidecek. Orada yeni inşa süreçlerinde rol alacak. O inşalarda sizin kokunuzu, sizin renginizi bırakmış olacak. Sizin imzanızı oraya taşımış olacak. Demin bahsetmeye çalıştığım tam da buydu işte Etiyopya'da arkadaş diyor ki biz Türkiye'den işte o derneklerden öğrendiğimizi burada Ne güzel. uyguluyoruz. Vakıf ve STK'larda. Bu anlamda uluslararası öğrencilik vurgusu hakikaten çok değerliydi. Sizin bunu görmeniz ve gündeme taşımanız da hakikaten çok değerli. Ben dinleyicilere de size de Allah razı olsun diyorum. Soru alıyor musunuz? Siz soruyor musunuz? Nasıl Yok oluyor? hocam. Kaç kişi var? Hocam bu teknik Ben benim aksaklıklar bizi çok geriye götürdü zaten maalesef. Tabii bu da bizim elimizde olan sebepler değil. Bizi bazen böyle sekteye uğratıyor teknoloji. Ancak bu son söyleminiz gerçekten de çok güzel. Uluslararası öğrenciliğin hangi tarafını ele alırsak alalım, bu anlattıklarınızdan yola çıkarak şunu diyebiliyorum ki bize, ülkemize, medeniyetimize, kültürümüze katkısı var. Bu bağlamda kesinlikle. sizin de söyleminiz üzerine hem Malatya'da yaşıyoruz gerçi. Biz hani hem Malatya'da hem de ülkemizdeki misafir kardeşlerimize karşı insani ve İslami sorumluluklarımızı sizin de dediğiniz gibi unutmamalıyız diyorum. Hocam eğer son sözünüz varsa alalım. Bu Instagram bir saat olunca kendini kapatıyor otomatikman. Sizlerden son sözünüzü rica edelim hocam. Sonra kapanışı yapalım inşallah.
Öncelikle çok teşekkür ediyorum değerli dinleyicilere, arkadaşlara ve siz sevgili olanlara, bizi buluşturanlara çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Çok değerli bir konu gerçekten. Herkesten ricam, sizlerden ricam, lütfen bu konuda bir 5-10 tane yayın daha yapın. Lütfen bu konuda 5-10 tane etkinlik, faaliyet daha yapın. Ne kadar çok kişiye bu derdimizi anlatabilirsek, anlatırsak o kadar değerli bir şey olur. Çünkü uluslararası öğrencilik bizim medeniyet. Hocam. Sen ne dersem hocam tekrardan maalesef bugün Instagram üzerimize çok oynadı. Şu anda hocamı dedim tekrardan yayına alalım. Son sözünü böyle kesik kesik de olsa tekrardan bir dinleyelim diye. Ancak şu anda bekletip bağlamıyor keşke öyle olmasaydı. Ancak işte dediğimiz gibi biz şimdiden kıymetli hocamıza İnönü Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim görevlisi, doktor öğretim görevlisi Sayın İsmail Söylemez hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de yine teşekkür ediyoruz. Sabırla bu kesik yayınımızı, aksayan yayınımızı sabırla dinlediğiniz için Bir Söz Ehli'nde programda daha tekrardan sonuna geldik. Başka bir programda inşallah görüşmek üzere diyorum. Sağlıkla kalın, selametle kalın. Hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm.